iki tane aslan gibi oğluma sorular soracağım kendimle ilgili. Buyurun. Bakalım ne kadarına cevap verebilecekler. Başlayalım mı? Hazır mısın? Başlayalım. Ben hazırım. Hazırız. Benim doğduğum sokağın ismi nedir? Doğduğun sokağın ismi? Basamadım. Küçük sokak. Vallahi bilmiyorum. Söylemedin hiç çünkü. Hiç. Ne bileyim ben? Nasıl ne bileyim lan? Sokağın Lortzik Strasse. Yılmaz Bural sokağı olmadı mı orası? Olmadı. Olmadı sokağın başında. Yani görüyorsunuz, gülümüş çocukları, babaları ne kadar ilgi, ne kadar ilgileri var görüyorsunuz. Söylüyorum, Kolağası sokağı. İlk defa diyorum. Evet. Adapazarı'nda Cumhuriyet Mahallesi'nin bir sokağıdır. Kolağası sokağı ve hala da var Adapazarı'nda. Çıkmaz bir sokaktı, şimdi çıkar bir sokak oldu. Benim oynadığım ilk amatör kulübün ismi. Küçük Fener. Değil. Amatör. Sivas. Amatör. Amatör kulübü. Amatör de o zaman herhalde. Sakarya Spor. Bildi. Gerçekten mi? Tabii bildi. Sakarya Spor. Hadi gidelim maça. Daha bir tur oldu. Aferin bana. Lan sen bu benim. Lan bunu bir küçük Fener'i bildim ya. Bu benim mi lan? Bu yüzüm mü? Benim oğlum. Benim bitirdiğim Üniversitenin tam adını öğrenmek istiyorum sizden. Gençlik Spor Akademisi falan. Yakınlaştın. Az bak. Ben... Ankara Gençlik Spor Akademisi. Olmadı. Aynısını söyledim. Ankara demedin. Ankara'da mı? İlavesi var. Oğlum Recep. Yüksek öğretim bilmem ne. İkisi de bilemezsin ne yapacağız bunları Orçun. Ankara 1-0 önünde. Ben her türlü kazanacağım. Ankara Gençlik Öğretim ve Spor Akademisi mi öyle bir şey? Ya söylüyorum. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Akademisi. Tamam. Yapacak bir şey yok. Ankara 19 Mayıs stadı işte. Evet. Orada mı yaptın stadı? Peki soruyorum size. Ben askerliği hangi yerde yaptım? Anam lan bunlar. Ben gidiyorum. Benim... Bunlar benim oğlum olamaz ha. Biz varsa gidelim o pes etti. Bunlar benim ne? Oğlum olamaz ya. Askerlik yapmadın. Ulan askerlik yapmadın. Asker kaçağı durumuna getirdi. Bilmiyorsan sus bari. Evet söylüyorum. Tip dur vereyim. Söyleme daha. Tip vereyim size. Söyleyeceğim. Hakkari. Yani. Oğlum dalga mı geçiyorsun lan? Ne bileyim ben. Biliyorsun. İzmir. Aferin İzmir yakınlarında. Ben bunu bildi kabul ediyorum. Menemen'de yaptım çünkü İzmir'e yakın. İzmir'e bağlı. İzmir zaten. Menemen. Kısa dönem askerlik Menemen. 1982. Bravo. Aferin memnunum. Evet. Büyük ol. Seni daha çok seviyorum. Peki. Bayağı zor sorular bu arada. Benim yardımcı antrenörüm Mehmet'in takma ismi ne? Keçi Mehmet. Bastım. Söylemedin ki. Keçi. Kim daha hızlı söyler? Bizim Mehmet'in inatçılığından kaynaklıyor. Keçi Mehmet. Peki şunu sorayım. Ben hangi tarihte bypass ameliyatı oldum? Bir saniye. 2005. Hayır. 2007. Hayır. 2006. Hayır. Bir saniye. Sabunlarım benim oğlum olduğundan şüphe duymaya başlayacağım. 2009. Hayır. 10 sene oldu ama 10 senede geçti hayır. Hatta. Hayır. Nasıl geçmedi ya? Ya ben... Babam... 2011. Hayır, sen bir kere sıçtın. 12, 2012. Ulan in aşağı lan. Daha mı az? Daha fazla olması lazım. 2004. Bildi. 16 sene mi? 16 seneden beri başınıza bela almak ya. 2004. Soruyorum. Soruyorum. Ne soruyorum? Babaanne ve dedenizin ismi neydi? Nasıl? Nurettin baba ve Ümmühan. Hı? Ümmühan ve Ümmühan. Sen mi sandın? Onda bahsediyordun ya. Kendi babaannenin mi soruyorsun? Senin babaannen. Bizimkini mi soruyorsun? Bizimkini tabii. Bildim.
Sen mi dedin? Maça gidiyoruz. Yanlış. Ben sen kendi babanla... Yok olmaz. Ne? Olmaz. Ben öyle... Şimdi... Yanlış soruydu ama ya. Neyse. Tamam yine hadi sor. Ama babaannen izin dedim. Yok ben kendimkini... Neyse. İstiyorsan saymayalım yine. Bunu saymayalım. Yanlış anladı. Son soruyu soruyorum size. Almanya'ya hangi tarihte gittin? 83. Kaç? 83. Bilemedim. Nasıl? 82. Bilemedim. Yanlış söyledikten sonra ama bir... Öyle bir kural sen koymadığımız için onun içine dalıyorum. 81. Sen de 80. 1980. Hadi ya. Oğlum demek ki... Yani ikisi de bilemediğine göre bir soru daha soralım. Annenizin baba ve annesinin ismi? Yadigar Karadeniz. Sen gir. Ben söyleyebilir miyim şu an? Tabii. Ama ikisinin ismi Yadigar Rahim. Ha Rahim. O bilir. Bana bak. Bunu yapmayalım istersen. Anneleri gönderdi mi? Bunu size söylediğimi bile hatırlamıyorum ben sonunda. Anne. Bize anne anne diyorduk çünkü. Ben biliyorum. 3 kere bildim ama olmaz ha. 3 sene avantajı var ama. Senden daha 3 sene önde tabii bunu. Daha ezberi olması lazım. Madem ki bu işin altından Aslı ile Bora çıkıyor. Onların şirketin ismi. Desibel organizasyon o kadar. AŞ var mı? Bravo. Can. Evet. Haklı olarak. Can kazandı. Kabul etmiyorum. Kabul etmiyorum. Kabul etmeyince kabul etmiyor mu? O zaman takip kuruluna gidelim. Ama oğlumun hakkını yok ya. Anneannesinin dedesinin ismini bildi, bu bilmedi ya. İki kere bilmedi. Onu ben çıkar. İkisini de bilmedi. Kayıttan çıkar mısın? Peki son bir soru. Madem öyle. Bütün ailenin ismini bilemedi ya. Son bir soru. Son bir soru. Benim dedem ve babaannemin ismi. Ya onu sen biliyor musun? Şey sana soruyorum ben. Ben sizin gibi... Evet. Dur biliyorum. Dur. Biri benim ismim zaten. Öbürü de bir kere Mustafa, değil mi? Dedeni bildin. Evet. Çünkü bunun ismini de Mustafa koyduk. Bir de Emine mi? Ben Nil'le oynamadım. Ne ne? Bilemedim ben. Onun ismini bilemedim. O kadının ismini bilmiyorsak aile bitmiş oğlum ben. Bahriye. Bak ne söylüyor? Ya yapmayın bu aileyi tanımıyor lan bunlar. Çocuk esir gibi yürüdüden mi anlayabilirsin? Vallahi ben 5 tane de ders yapacağım. Abi 6 taneden 5 taneyi bildim ben o 0. 6 tane aile sordum hepsini bizle alakalı. Sen sonuca bak. 6 tane aile saydın, 5'ini bildim, o hiç bilemedi. Hiç sen aileyle alakan yok babacığım. Yapacak bir şey yok. Niye bunları öğrenme ihtiyacı hissetmedin? Bana ne mi diyorsun yani? İnsan bence bu oyun başka yerlere gitmiş. Kovacak şimdi. Şimdi tabii benim çocuklarım Almanya'da büyüdü. Doğduğu büyüdüğü için kabahat bizde tabii. Öğreteceğiz demek belli oldu. Bari bahaneyle onu öğrenmiş olduk biliyor musun? Şeyden çıkıyor zaten. E-Devlet'te soy ağacı var. Oradan bakarım ben. Bak bir ezber. Akşama bir analize gireyim. Bir bakın da oradan ezberle. Akşama bir şey yapalım.